Çok içmiyor bugünlerde. Ercüment arıyorum. Alo. Efendim Ercüment. Allah Allah. Tamam Ercüment, tamam. Gene moralimi bozdun da kaç telefon hadi. Oğlum gene bir pastaneciler film çekiyor. Bu memleketteki pastaneciler, medyacılar, hep bunlar filmlerinde düşmüşler, anlamadım ya. Nasıl çıkmış? 3 milyona senaryo aldım diyor. Lan 3 milyona Türkiye'de sinema mı var? Avengers'ı çekilsene sen. 3 milyona senaryo mu olur ya? Bir de 3 milyona senaryo oluyor. 500 liralık kuaförden sponsorluk almaya çalışıyor. Bir de gelmiş bana karavanla araba atıyor. Bak diyor aşağıda karavanım diyor. Bu memleketin ne olacak oğlum böyle hali? Oğlum karavanları var, içleri boş onların. Ne yapacaklar bilmiyorum. Lan bir tuvalet karavanı olur, bir hazırlık karavanı olur. Bunun 6 tane karavanı var. Herkes, memlekette herkes yalakalık peşinde. Rüzgar nereye eserse herkes o yönde. Para neredeyse herkes orada. Bilmediği işte, ben bunu biliyorum, ben yaparım. Bir de şöyle bir şey var, şimdi diyelim ki 3-5 bilen kişiyi de eleştiriyor adam. Böyle bir şey var mı ya, böyle bir mantık var mı? Bak YouTube'a içerik üretiyorum. 80'leri çektim. Adam izledi, dediği şey ne biliyor musun? Bak bunu yapan bir ticaret adamı. Bu malzemeleri nereden buldun? Sana ne nereden bulduysam, sen beğendin mi beğenmedin mi? Pastaneci bir tane reklam klibi çekmiş. Ben çanta reklamı zannettim. Yıllarca biz bu piyasanın içindeydik, doğru mu? Evet. Ya bu adamların göremeyeceği mekanlara, işte ulaşamayacağı yerlere ulaştık. Biz bunların krallarıyla çalıştık. Bunu hiçbir zaman şeklini yapmadık. Adam diyor ki, niye piyasadan çekiliyoruz? Senin gibi dangalaklar yüzünden. O dangalaklar efsane zaten. Biz bu memlekete nasıl yararız biliyor musun? Böyle 3. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf böyle piyasada böyle bir kere tanınmış, böyle amatör yapımlarda çalışmış. İşte halk arasında böyle ufaktan bir tanınmış oyuncuları getirseydik, biz bu memlekette çok ekmek yerdik, sağ olun, ben sana diyeyim. Biz kendi içimizden insan çıkartamıyoruz. Bu mu oyunculuk, bu mu bilmem ne, bu mu çekim? Lan daha iyisini biliyorsan yapsaydın. Hiçbiri yapamaz. Adamların istediği şey, bak şu an o kadar çok girişimci var ki, bunların çoğu pastaneci artık, böyle bir sektör girdi ya, herkes pastaneci, kahveci falan olmuş. Biz diyor girişimciyiz, biz şöyle ahlaklıyız, biz Atatürkçüyüz, biz falancıyız. Hepsi kendine yalakalık yapan insanlarla çalışıyor. Bağımsız kimseye hiçbir şekilde destek yok. Bu memlekette bir pasta varsa, bu işi kim yapıyor memlekette? Kim yapıyor? Şu kişi yapıyor değil mi? Tamam. Lan bak, ben kendi üzerimden konuşmuyorum. Yani sen ben üzerinden konuşmuyorum. Lan birisi iyi yapsın, ben ona destek veririm abi her türlü. Bu zamana kadar kim geldi bana işte, bana kamera lazım dediler derdim. Kimse de geldi de bana şunu diyemez. İşte sen bana yardım etmedin, sen bana destekçi olmadın. O, bak o nankörler ayrı bir şeydir onlar. Abi memleket nankör kaynıyor. Durulma aşamasındayım. Şu an herkesi izliyorum ben. Kim ne yapıyor, kim ne yapmıyor, her şeyden haberim var benim. Diyor ki işte ben Ali Emir'in, Alihan Emir'in ne yaptığını biliyorum. Affedersin ne zaman buluyor, bok biliyorsun sen benim ne yaptığını. Ama ben senin ne yaptığını biliyorum. Her şeyin zamanı gelecek. Adamla sponsorluk anlaşması yapıyorum, bu da Maraş'ın en iyi iş adamı baksan. Herkese destek oluyor böyle, herkese destek oluyor. Maraş'ın en iyi iş adamlarından bir tanesi. Tabii. İsim vermeyeceğim şimdi. Onlara verip de sponsor olmaya benzemez bu işler. Bir de bir şey diyeceğim. Onlar akıl hocaları var, şey biliyorsun değil mi? Sürekli böyle. Yani bunu buradan açıklıyorum. Sen Maraş'ın böyle güzide Maraş'ın iş adamısın, tamam mı? Şimdi ben de halktan bir adamım, geldim memlekete, işte proje yapacağım dedim, kendi kendime bir gelin güvey oldum, tamam mı? İşte ben senden görüştüm, anlaştım, her şey okey. İşte artık şeye geçti durum, neydi? Artık bu para alışverişini yapmaya geldi, işte şartlarda anlaşmışız, her şey yapmışız. Tak benim telefonum engelliyorsun. Bir iş adamına yakışır mı lan bu? Yakışmaz. O iş adamı salak, onun bir tane akıl hocası var. Muhtemelen vücudu iri yarı olduğu için zihni oksijen gitmiyordur diye tahmin ediyorum. Allah yolunu, gönlünü, bahtını açık etsin. Bir de şey var burada, 3 arkadaş var, DM'ni diyemem medya. Onlar vasat başladılar ama geliştirdiler. Aynen, bir şey olduğu zaman mesela sorarlar, danışırlar, örnek veriyorum. Hani şöyle şöyle bir iş yapacağız, hatta oynar mısınız diye de söylerler ya da işte bize destek olur mu? Ben severim. Mesela onlar da bize destek olur, biz de onlara destek oluruz. Severim ya bu çocukları. Onlar geliştirdiler, onların vizyonu var en azından. Şimdi moruk, eğer biz bu piyasanın içinde olmasaydık biz de bilemezdik bu işi, doğru mu? Hatta tabii. Biz İstanbul'a gitmeden önce hani bu işin... İşte mutfağından yetişmeden önce biz de burada dizi yaptık. Ama biz hiçbir zaman şu hakkında övünmedik ya lan. Biz işte şöyle bir dizi yaptık ya da şöyle bir şey yaptık demedik. Ama geldikten sonra bu iş tam anlamıyla kavradıktan sonra geldik. Maraş'ta da şu anda bizden iyi yapan yoktur. Ben hatta setteyken de sürekli bağırıyordum bak. Nereden baksan 150-200 kişi olduğumuz dönemler oluyordu. Bu işi bizden iyi yapan, benden iyi yapan varsa gelsin yönetmen koltuğuna otursun. Çayını kahvesini getireceğim dedim. Doğru mu? Tabii. Hatta çok işte çıktı işte biz yaparız falan. Gördüler ebeleri damlarını.
Ya şarkıcılar film çekiyor. Adam abuk subuk Kanal Türk'te program yapmış, film çekiyor. Senin ne işin var sinemayla? Biz tiyatroya giriştik mi? Girişmedik hiçbir zaman. Çünkü haddimizi biliyoruz değil mi? Evet. Onların da aynı şekilde, bazı şekilde hadlerini bilmesi lazım. Gazeteci ofisi açıp da film çekmek çok salakça bir şey. Yani birazcık insanda bir adab, edep varsa bunları bilmesi lazım. Bunların insanlıkları oluşmamış. Ağır cümle ama yapacak bir şey yok. Eğer ben Maraş'ta olmasaydım, işte burada iş adamları kim var? İşte XXX kişi var, tamam mı? Geldim, dedim ki onlarla konuştum. İşte ben böyle bir film yapacağım, şu yakın firmasından geldim. Artık günümüzde dolandırıcı sayfa çok yani, biliyorsun ya. İşte göstertirim. Hatta en son bir tane işte yakın bir ilimizden gelmişler bile dolandırmak için. Film çekiyoruz ayağına, işte yok ben yapımcıyım, yönetmenim, şuyum, buyum diye beni dolandırıyorlar. Ben eğer bunu yapsaydım gerçekten kazanırdık ha. Tabi. Ha şimdi şunu diyecekler bana, eğer ben bunu biriyle gitsem anlatsam. Kardeşim yanımıza geldin mi? Lan yanına gelmeye ne gerek var? Kimin yanına gelebilirim? Artistlik yapmadığımız için kaybettik. Muhtemelen. Anlatabildim mi? Reklam yapmadık, gösteriş yapmadığımız için kaybettik. Fazla tevazuden dolayı kaybettik. Yalak olmadığımız için biz kaybettik. Yalak olsaydık var ya, üff. Çanak yalamadık işte, dalkavukluk olmadı. Tabii millet her şeyi konuşabilir. Saygı duyuyorum, biz de yalaklık yapmışızdır belki millete göre. Film çekmiyorsak, başka bir iş yapıyorsak, demek ki biz yalakalık yapmamışız abi. Eğer bir gazeteci tutup film çekmeye çalışıyorsa, işte bir pastaneci film çekmeye çalışıyorsa, demek ki bu insanlar da bir yalakalıklar yani. Ya ben birçok şeye şahidim, yani ben konuşmuyorum. Hani işte ben konuşursam yerinde oynar. Ben bunu demem, zamanı gelince konuşacağım. Biraz daha izlemem lazım. E şunu söyleyeyim ben, adam gazeteci değil mi? Yemin edebilir mi gerçekten objektiflik, işte gazetecilik yapacağına dair? Edemez. Edemez. Rüzgar ne tarafa eserse o zaman adamların sokak röportajlarını izliyorum. Gram özenmiyorlar. YouTube'a içerik yapıyorum, bir de ben mizah yapıyorum kurmaca. Ben o hatalara dikkat ediyorum. Sen bu işten ekmek yiyorsun. Personel çalıştırıyorsun. Hata gırla. Bak ben gazeteci de değilim. İzleyici olarak bir sürü şey görüyorum, bir sürü şey de sayarım. Ben şu an İstanbul'da olsaydım benim işim de, keyfim de gayet yerindeydi. Ama bu memlekete geldim. Bizim yaptığımız sektör Maraş'ta yok maalesef. Bunu biz kendimiz oluşturmaya çalıştık, doğru mu? Tamam. Şimdi ben şunu diyorum, her zaman savunduğum bir şey var. Ortada bir pasta var. Öncelikle bunu bölüşmek düşer. Bak beni şu konuda çok eleştirdiler, sen de şahitsin zaten. Ben plan 46'yı yaparken de örnek veriyorum, 01 projesini asla izlemedim. Yani hani izlemişizdir de ama kesit olarak böyle Instagram'da, sosyal ağlarda hani böyle önümüze çıkar ya, o şekilde izlemişimdir. Ya çok eleştiri aldım işte, Çukur özentisi, 01 özentisi diye. Ben çok merak ettiğimden dolayı, bunu TV'de ücretsiz de hatta, baktım ilk bölümünü izledim proje yayınladıktan sonra. Asla hiç benzerlik yanı bile yok. Sokağa yönelik iş olduğu için sadece anlayayım. Dedim ki, kendi kendime dedim ve bunu çalıştığım ekip arkadaşlarına, sana, herkese dedim yani. Arkadaş, şimdi ortada büyük bir pasta var. Bu pastayı bölüşeceğiz. Ben para kazanmadım, sen para kazanmadın tamam. O projede, tamam mı? Bilakis para kazanmadın. Ama memleket adına para kazanabilirdik. Nasıl memleket adına? Memleketin reklamı olacaktı bir. Eğer ki ulusal anlamda büyük başarı yakalasaydık. Tabii başımıza bir sürü aksilikler geldi, işte kanal kapandı, şu oldu, bu oldu vesaire, her şey oldu ama eğer ki, diyelim şu an yeni bir proje yapacağız, tamam mı? Yeni bir proje yapacağız. Bunun en çok kime faydası olur? Sana mı faydası olur, bana mı faydası olur, yoksa memlekete mi faydası olur? Memleketi, her şeyden önce memlekete faydası olduktan sonra moruk. Memlekete faydası olduktan sonra kim kazanır? Bunun içinden gazetecisi kazanır. Örnek veriyorum, pastanecisi kazanır. O pastanecisi kazanır. Bunlar var ya, pastanecisi. Bu memleketin turistik anlamında gelişmesini sağlar. Tabii. Medya konusunda büyümesini sağlar. Ama geri zekalı diyeceğim, üstüne basa basa söylüyorum bak, geri zekalılar. Eğer ki benim bu konuşmalarım birinin ufkunu açarsa böyle, hani ufkunu açarsa ne mutlu diyeceğim. Dönüş de bekliyorum hatta. Niye bekliyorsun de, tamam mı? Kardeşim, elimizde imkan var. Ekipman konusunda imkan var. Benim sadece gücüm yok. Bana diyebilirsin ki, kardeşim güce bakma git çek. Öyle olmuyor o işte. Öyle olmuyor. O işler öyle olmuyor. O şey değil kanka, dur onlar şey zannediyor. Şimdi pastayı böreğe koydun mu buraya? Koydun değil mi? Dur. O iş öyle değil işte. Ya da şu, evet arkadaşlar bugün buraya bilmem ne açılmış, gerçekten mesaj gelip yok işte, kanka, o iş öyle değil. Bak şimdi, bizim yaptığımız en büyük hatalardan. Şimdi, az önceki lafımın devamına gelecek olursam, bizim yaptığımız projeden sonra işte yapmaya çalışan bazı arkadaşlar var. Hayatta herkes hata yapabilir. Ya da işte bilmeyen olabilir. Çünkü artık bu her yerde böyle. Ben şunu diyorum, bu işi kim biliyor? Toplayın benim etrafıma. Toplayın, sen, ben, işte bir topluluk yapalım. Benim ismim geçmesin ya. Benden de, ben kendi bildiklerimi aktarayım, sen kendi bildiklerini aktar. Bu memleketin adı ulusal anlamda tüm Türkiye'ye yayılsın. Bak bakalım o zaman nasıl gelişime açık oluyor. Ve herkesin düşünce yapısı nasıl değişiyor bir anda. Eleştirme ya. Ulan şu gün bir Adana 01, bana 01 şeyi yerleştiriyorsun kafama. Ama adamların bak bakayım şu an durumuna.
Lan bir arana kadar olamıyor muyuz lan biz? Terbast. Sinirlendim çünkü şu an, çok sinirlendim.